Çok güzel şeyler anlatacağım. Hepiniz çok dikkatli dinleyiniz lütfen. İngilizce bilip bilmemek önemli değil. Ben size bilingual anlatacağım. Hem İngilizce hem Türkçe. Hiç sıkıntı yok. Şimdi çocuklarla yaptığımız gibi share screen yapalım. Evet. Ekranı, görüntüyü alalım. Bu arada öğretmenlerim son 10-15 dakika kala beni uyarın. Çünkü ben sahneye çıktığımda, ekrana geldiğimde zamanı unutuyorum. Lütfen beni bu konuda uyarınız. Evet, oğlum öğretti. F5 ile giriliyormuş. International GCSE nedir? Jalet Ezer Eğitim Kurumlarında biraz giriş yaptım. Çocuğunuza iki farklı diploma fırsatı veriyoruz. Birisi ulusal diploma, diğeri ise alacağı diploması. International GCSE diploması, yani General Certificates of Secondary Education. Bu eğitim sistemini aldığı takdirde öğrenci yurt dışında veya ülkemizde veya Kıbrıs'ta bir velimi alayım. Veya Kıbrıs'ta birçok üniversitelerde, Türkiye'de Bilkent, Koç, Sabancı bununla giriş yaptılar. Belki de çocuklarımız mezun olana kadar YÖK de bu sistemin içerisine dahil olacak. Çünkü bununla ilgili de çalışmalar var. Her şeyi bir tarafa, çocuğunuz bir kaliteli iş hayatında ona çok büyük kazançlar sağlayacak kaliteli bir eğitimin içine girecek. Bunun için de Pearson'la çalışıyoruz. Pearson dünyanın önde gelen, Cambridge gibi, Pearson'da çok önemli, Oxford gibi, Heinemann gibi çok önemli hem yayın hem eğitim anlamında bir şirket. İngiliz şirketi. Evet, International GCSE General Certificates of Secondary Education, lise eğitimi. Secondary'yi genellikle ortaokul diye alırlar ama secondary İngilizce, yani İngiltere'de I lower secondary dediğimiz ortaokuldur. Secondary ise lise anlamına gelir. Dünyanın en çok tercih edilen, bakalım boldla yazılmış. En çok tercih edilen uluslararası programıdır ve edeksel kapsamında 42 farklı konuda uygulanıyor. Ama biz bunu neyle aldık? İngilizceyi aldık, matematiği aldık, fiziği aldık, kimyayı aldık, GCSE bir de Türkçeyi aldık. Dört ana ders aldık. Programlar tabii ki hep İngilizce. Türkçe dediğimiz ders bile İngilizce olarak yapılacak. Ve bu çocuklar 2 yıl boyunca bu eğitimi tamamladıktan sonra seneye Mayıs, Haziran dönemlerinde de sınava girecekler. Bu sınavı başardıkları takdirde 11. sınıfa geçip A-level dediğim o müthiş diplomaya sahip olacaklar. Bu arada öğretmenlere de tabii destek Pearson tarafından sağlanıyor. Neden edeksel International GCSE? Bir kere transferable dediğimiz bir beceri, üniversite ve iş yaşamında aktarılabilir bir beceri. Yani çeşitli rollerde veya mesleklerde kullanılabilecek bir yetenek veya uzmanlığa sahip oluyorlar. Örnek, iletişim kurabiliyorlar, problem çözebilme yeteneğine sahip olabiliyorlar ve öz kontrol, self kontrol dediğimiz beceriye sahip oluyor bu çocuklar. International ve 21. yüzyılın olmazsa olmazı. Bakın, herkes İngilizce konuşuyor. Sizler de hiç İngilizce bilmeyen velim bile konuşur. İşaret diliyle konuşur. Bağıra bağıra Cem Yılmaz'ın dediği gibi sanki karşıdaki sağır gibi bağırırız. Ben diye. Anlayacak ya bağırınca. Yani bir şekilde iletişim kurarız. İşte ben size o lanet tayin, herkesin verdiği İngilizceyi demiyorum. Bu çocuğu mesleğine hazırlıyorum. Bu çocuğu üniversite hayatına hazırlıyorum. Ve bir kalite veriyorum. Dünya standartlarında bir kalite veriyorum. Bir kere. Bu çocuk eğer bunu alırsa, business strateji dediğimiz iş hayatında stratejiye sahip olacak. Evet, şu an cognitive skills demeden önce, peki bu çocuklar IGCSE eğitimi transferable skills, yani bu beceriyi, aktarılabilir beceriyi aldıkları takdirde nelere sahip olacaklar? 21. yüzyılın en önemli ihtiyacı bu. International GCSE sadece bilgi ölçmüyor sayın velilerim. Yani bu çocuğa leadership and team management dediğimiz önderlik ve takım kurabilme özelliği veriyor. Problem çözebilme,
takım çalışması yeteneği, veri analizi, iletişim becerileri, zamanı değerlendirebilme en önemli şey, iş etiğini, dinleme ve feedback sağlama becerileri. Cognitive skills bu. Cognitive skills dediğimiz nedir? Zihinsel yetenek. Yani critical thinking vereceğiz biz çocuğa. Ne demekti bu? Eleştirel düşünme, problem solving, problem çözebilme, analiz edebilme, decision making yani karar verebilme, creativity yani yaratıcılık. Peki intrapersonal skill'ler vereceğiz biz bu çocuklara. Bunlar nedir? Yani intrapersonal skills dediğimiz içsel zeka becerileri, adaptasyon, continuous learning, devamlılığı olan bir öğrenme, intellectual curiosity yani ne demek? Zihinsel merak, çalışma etiği, self-evaluation yani bireysel değerlendirme. Peki interpersonal skills dediğimiz nedir? Interpersonal skills çevresiyle uyumlu kişisel kişiler arası beceriler. Teamwork, collaboration yani işbirliği ve takım çalışması. İletişim, communication, negotiation, anlaşmalar, uyumlar, empati, perspektif, görüşler. Leadership'ler yani önderlik. Biz bunların hepsini bu çocuklara 2 yılda sağlayacağız. Onlar alacak mı? İsteseler de istemeseler de. Ancak derslere girerek kameralarını açarak onları söylemem lazım. Neden Alexa International GCSE? Sınav metodlarına göre hazırlanmış içerik ve kaynaklar. Kitaplarından bir tanesini burada görebilirsiniz. Matematik kitabını görebilirsiniz. Biz 4 tane ders seçtik burada. Ve bu çocuklar 10. sınıfa geldiklerinde bir sınava girecekler. Herkes ekranımı görüyor değil mi? Arkadaşlar, Evet. veliler. Evet. Pekala. Burası tanımlanamayan demektir. Bunu aldığı zaman çocuk kalır. Bu sınavı geçemez. Bu sınav skalası 1'den 9'a kadardır. 10. sınıfta gireceği sınavda. Ancak 1'den 9'a kadar aldığında sertifika veriliyor. Veriyor. Nereye veriyor? 1 ile 3 arasına. Ama hiçbir işe yaramıyor. Sadece işte bu sınava girdim. Ben de işte 3 aldım. Çok da bir iş hayatında bir geçerliliği yok ama gene de güzel. Fakat A-level'a devam edemiyor. Bu çocuğun A-level'a devam edebilmesi için 11. sınıfta 4-9 aralığında bir puan alması lazım. Bu puanı alamadığı takdirde sayın velim 4 dersten de alması lazım. Türkçe, matematik, İngilizce birazdan öğretmenlerim söyleyecek ve kimya ya da fizik. Bu başarıyı elde edemezse 4 dersten üzgünüm 11. sınıfta A-level'a giremiyor. A-level'a geçtiği zaman da C ve üstünde alması lazım. C, B, A ya da A star. 11. sınıfta girdiği A-level sınavından da bunlardan alması lazım. Bu harflerden C, B, A ve A yıldız almadığı takdirde çok üzgünüm. Ancak A-level'da sadece elinde bir kağıt parçası olacak. OFKOAL'a göre. OFKOAL nedir biliyor musun sayın velilerim? The Office of Qualifications and Examinations Regulation. Kraliyet ailesinin, Her Majesty diye geçiyor. Non-ministerial, yani bakanlığı olmayan dernekler gibi düşünün. Kraliyet ailesinin, Birleşik Krallığın yönetiminde olan bir test, sınav, ölçme, değerlendirme grubudur. Ve bu kazanımları Kuzey İrlanda'da, Wales'ta ve dünyanın birçok yerinde İngiltere'de Birleşik Krallığın düzenlediği bir sınav, ölçme, değerlendirme sistemidir. Örneğin İngiltere'de neleri bunlar alıyorlar? Mesela Birleşik Krallık Hükümeti'nin departmanlarından birisi bu. Kraliçeye bağlı. Bunlar mesela National Crime Agency, Competition and Marketing Agency nedir? Ulusal suç departmanı, işte gaz ve elektrik pazarlama bürosu, işte öğrenci çocukların yetişmesi, bunlar Ofsted, OFCD,
gibi kısımlardan oluşuyor. Ofkal, Birleşmiş Krallığın, United Kingdom'ın kesinlikle onayladığı ve onların zaten onlar yapıyor bu sınavları, geçerli saydığı ve doğru sonuçlarının 99.2 olduğu bir sınav sistemi, ölçme değerlendirme sistemi. Biz 8 yıl önce bir haftada, sayın velilerim, şu anda kimse alamıyor, yıllarca sürüyor bu sistemin approve, onaylı merkeziyiz. Jale Tezer Eğitim Kurumları Edeksel onaylı merkezdir. Sınavları yapabilme yetisine sahibiz. Sınavlar bize İngiltere'den gelir. Üniversite sınavları gibi hepsi mühürlüdür. Öğrencilere tek tek gelir ve bu sınava öğrenci girer. Ama hep saatleri, süreleri bellidir. O saatlerde yapmak zorundasınız. Ve müfettişler tarafından da her zaman teftiş edilirsiniz. Jale Tezer Eğitim Kurumları bir exam center'dır. Bu sınavı yapabilen Türkiye'deki 2 ya da 3 okuldan bir tanesi. Hazırlığımız 9. sınıfta başlıyor tabii ki de. Şu an başladığımız sınıf. Bu süreçte Focus kitabımızı okutuyoruz. Edeksel programında. Birazdan öğretmenlerim Focus'la ilgili söyleyecekler. Ve bazı sınıflarımız ESL. Fakat bu sınıflarda maalesef ESL değil, biz daha ağır olan Language B'yi okutuyoruz sınıflarımızda. Bazı öğrencilerimizde tans öğretmenim söyledi, galiba yanlışlık olmuş, onlar değişecekti. Bu sınavın aynısını görüyorsunuz. Öğrencilerime zaman zaman yapıyorum, kendileri söylerler. Sınava bu şekilde girecekler ve sınavın örneği de burada gördüğünüz gibi. Bunu aldığı zaman dünya çapında üniversiteler edeksel diplomalarını kabul ediyor. Yale University, University of Cambridge, UCLA, King's College London, Bristol, University of Oxford, University of Toronto, MIT, birçok üniversite. Ama söylediğim puanları alırsa öğrencimiz dünyanın en üst düzeyde yer alan üniversitelerin %70'i bunu kabul ediyor arkadaşlar ve sayın velilerim. Öğrencimin alacağı sertifikanın bir örneği de gördüğünüz gibi, ama biz 9'da değil 10. sınıfta göreceğiz bunu, alacağız. Her zaman eğitim, her zaman öğrenme, öğrenmenin sonu yoktur. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sorularınız olursa chatten yazabilirsiniz veya telefon numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Şimdi öğretmenlerim kendilerini tanıtacaklar. Ben stop sharing yapıyorum. Evet, ekrandayız. Umarım biraz da olsa sizleri bilgilendirebilmiş. Bu çocuklarınızın aldığı sistemle ilgili, ne olduğuyla ilgili bilgi verebilmişimdir. GCSE'den sonra A-Level'a geçecekler ama A-Level'da mutlaka biyoloji dersi vereceğiz. Tabii çalışan, başaran, o 4 ve üstünde alan öğrenciler, 4-9 aralığında, C-A-Star aralığında alan çocuklarımız biyoloji derslerini de İngilizce görecekler. Dolayısıyla ulusal müfredatla British Curriculum'ı birlikte uygulayacağız. Öğretmenlerim gerçekten çok cevval öğretmenler. Bu hafta zaten başlayacaklar yavaş yavaş. Matematik, fizik, kimya ufak ufak başlayacaklar. Şimdi öğretmenlerime söz vereceğim. Önce büyüklerden başlanırmış. Orhan Kampüs'le başlayalım. Yeşim öğretmenim, matematik öğretmenimiz. Buyurun öğretmenim. Merhabalar, herkese iyi akşamlar diliyorum öncelikle. Hocam zaten Hasan Hocam bahsetti, programın ne olduğu ile ilgili ya da sağlayacağı avantajlarla ilgili bahsetti. Ama belki de çocukların en çok böyle program içerisinde zorlanacağı derslerden bir tanesi matematik, bir diğeri de fizik diye gördüm. Ben daha önce programı uyguladığımızda yine Orhan Kampüs'te uygulamıştık. Öğrencilerimiz biraz orada zorlanıyorlar. O yüzden biraz içerikle ilgili bir bilgi vermek istiyorum size. Siz de sürecin nasıl geçeceğini matematik için bilin istiyorum. Dersimizin 2 tane kitabı olacak. Biz bu yıl ilk kitaptan sorumlu olacağız. Students Book 1 diye geçecek.
Şimdi bu kitabın içeriğiyle birazcık normal kendi National programımızla kıyaslamak istiyorum. Yıllardır alışık olmuş oldukları bir müfredat var ve bu müfredatın içerisinde de bir bakış açısı var, sorulara yaklaşım var. Bilgiyi verirken bile farklı farklı bakış açılarıyla bilgiyi verebiliriz, matematik bile olsa. Bu noktada biraz farklılık yaşayacaklar çünkü bu international bir program. Çok daha uluslararası bir bakış açısına sahip. Biz aynı konuyu Türk müfredatında da anlatırken, burada anlatırken de çok farklı anlattığım ama aynı konu başlığı olan konularla karşılaşıyoruz. O yüzden başta biraz tuhafladıkları noktalar olabilir. Başta derken aslında başta çok temel başlayacağız. Çok basic başlayacağız. Çünkü bizim öğrencilerimiz zaten şu ana kadarki 8 yıl içerisinde çok şey öğrendiler aslında. Yine 9. sınıfta da birçok şey öğrenecekler ve bizim ilk kitapta gördüğümüz şeyler aslında her bir konuya intro olacak. Yani her bir konuya giriş olacak. Sadece birazcık özellikle ilk aylarda çok terminoloji olarak gideceğiz. Yani çocuklar İngilizcesini bilmiyor olacaklar tabii ki bazı terimlerin, matematiksel terimlerin. Onları öğrenerek ve çok zaten önceden de bildikleri bilgileri bir de İngilizce olarak üstünden geçmiş olacaklar. Ama arada bazı konularda farklı bakış açılarıyla karşılaşacaklar. O da onların zaten vizyonunu ve bakış açısını genişletecek. Bu programın onlara fayda sağlayacağı nokta olacak zaten. Yani uluslararası düzeyde olmasının bu anlamda bir önemi var. Öğrenci, çocuk buradan çıkıp başka bir üniversiteye ya da başka bir yerde, başka dünyanın herhangi bir yerinde matematik öğrenirken burada görmüş olduğu bilginin ne kadar kıymetli olduğunu görmüş evet. olacak. Giden öğrencilerimizden de aslında geri dönükler aldığımızda burada söyleniyorlardı. Hocam şimdi bunu niye öğreniyoruz biz diye. Oraya gidince dediler ki evet tamam biz bunu niye öğrenmişiz anladık ya da çok hani iyi oldu, rahat oldu. Burada hemen pratik bir şekilde kavramış olduk. Çünkü gittikleri yerde hem ülkeye adapte olmaya çalışırken hem de oradaki eğitim sistemine de adapte olmaya çalışıyorlar. Son yıllarda sizin de takip ettiğiniz ve bildiğiniz üzere bizim sınav sistemimizle beraber, sınavdaki soru tarzlarımızla beraber aslında eğitim sistemimizde bir kayma var, bir değişme var. Aslında çok benzer noktalara geliyor. Yine IGCS programında özellikle matematik dersi için konuşuyorum. Bakış açısı çok özür dilerim öğretmenim. Son 10 dakikamız. Tamam hemen toparlıyorum. O yüzden öğrencilerimizin zorlandığı yerler belki takıldığı yerler olabilir ama öz disiplinini oturtup da bir çalışma planı içerisinde varsa çok keyifli bir şekilde bu yılı geçireceğiz diye düşünüyorum. Temennilerde bulunuyorum. Herkese çok teşekkür ederiz. Şimdi fizik. Ha bu arada Candan öğretmenim Çayyolu, matematik öğretmenim Yeşim öğretmenim Orhan Kampüs. İnşallah okulumuza temiz okul TSE belgesi alacağız. Bugün Çayyolu'nda çok muammalı çalışmalar var. Müfettişler geldi ve halen bitmemiş. O yüzden Yeşim öğretmenin söylediği her şeyi Candan öğretmenim için de geçerli. Çünkü iki okul paralel gideceğiz. Hiçbir farkı yok. Ben onun adına da söylemiş olayım. Teşekkür ederim öğretmenim. Şimdi fizik öğretmenim Gül öğretmenim. Merhabalar, iyi akşamlar herkese. Ben Gül Cihan, fizik öğretmeniyim. Bu sene IGCSE Physics kurslarını beraber takip edeceğiz. Şöyle ki kısaca bilgi vereyim isterseniz. Zamanımız da birazcık az kaldı. Bu sene nasıl herkes ilerleyeceğimizle alakalı anlatayım. Herkes. Tamam hocam. Şöyle ki National Physics Program ile paralel olarak ilerlemeye çalışacağız IGCSE Physics'te. Neden böyle yapıyoruz? Çünkü çocukların fizikle alakalı ön yargıları olabiliyor. Tıpkı matematik gibi. Yeşim Hocam da değindi zaten. Hem bunları yıkmak hem de çok daha iyi bir anlama seviyesi kazandırma adına paralel gitmelerini uygulamaya çalışacağız bu sene. Örneğin 9. sınıfta şu an gördükleri madde ve özellikleri konusundan başlayacağız. Biz Unit 5'ten başlayacağız mesela. Solids, Liquids and Gases ünitesinden. Bu şekilde çok daha anlaşılabilir ve çok daha güzel bir dönem geçirebiliriz diye düşünüyorum. Hepimiz için güzel bir sene olsun. İyi akşamlar herkese. Çok teşekkür ederim öğretmenim. Kimya öğretmenim, Mehmet öğretmenim, Çayyolu. Orhan Kampüs, matematik ve fizik bitti. Şimdi Çayyolu, Mehmet öğretmenim. Buyurun öğretmenim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Aslan öğretmenim. Ben Mehmet Gündüz, kimya öğretmeniyim. Bu sene Çayyolu'nda bir beraber başlayacağımız gruplarımız olacak. Hani
birazcık daha diğer branşlara göre avantajımız şöyle bizim birazcık daha terminolojik olarak gideceğimiz için biraz kökenimiz bizim Latince ve İngilizce kavramlar olacak. Yani yakın kavramlar oldukları için birazcık daha yorumlamamız diğer derslere göre rahat olacak. Ha, bizim de genel müfredatımız diğer müfredatlarla neredeyse birebir uyumlu. Hani bizim müfredat birazcık daha yurt dışı müfredatına ağırlıklı olduğu için biraz, o konuda birazcık daha rahat oluyoruz. Onun için böyle bir kısa bir açıklama yapayım dedim. Teşekkür ederim Aslan Öğretmenim. Ben teşekkür ederim Mehmet Öğretmenim. Şimdi Orhan Kampüs partnerim. Nihan Öğretmenle birlikte giriyoruz biz. Ben Translation, GCS, Turkish ve Language B'ye giriyorum. Nihan Öğretmenim, buyurun lütfen. Merhabalar, herkese iyi akşamlar tekrardan. Ben Nihan Soycan. İngilizce derslerinde Focus 3 kitabını biz Orhan'da 9 Fena'da beraber işliyoruz IGCC grubunda. Focus 3'ün kapsamında aslında şimdiye kadar gördükleri gibi, İngilizce derslerinde gördükleri gibi vocabulary, kelime bilgisi, grammar, dil bilgisi, reading, okuma bilgisi, özellikle okumalarda diğer derslerinde destekleyecek şekilde okuma tekniklerini, hatta ulusal programda bu destekler, okuma tekniklerini vermeyi düşünüyoruz. Evet. Dinleme bilgisi, yazma bilgisi ve konuşma bilgisi olmak üzere bütün alanlarda İngilizce bilgilerini uygulamalarını istiyoruz. Bu sene bizim planlarımız gramer konusunda advanced, high advanced konularda dahil olmak üzere bütün konuları bitirmiş olacaklar. Ama aynı zamanda bu gramer odaklı olmak anlamına gelmiyor. Diğer alanlarda bu bilgilerini kullanıyor olacaklar. İyi akşamlar tekrar. Teşekkür ederim. Şimdi çay yoluna geçiyoruz. Ferda öğretmenim, Ferda öğretmenim partnerim, Tansu öğretmenim partnerim, Miss Sunny partnerim. Evet, çay yolunda da aynı şekilde ben haftada 4 saat gene Language B ve GCS Turkish. Buyurun Ferda öğretmenim. İyi akşamlar herkese. Ben de yine Nihal Öğretmenim'in Focus 3 derslerine gireceğim öğrencilerimize. Öğrencilerimize yine tüm becerilerde ve aynı zamanda gramer ağırlıklı olarak destekleyeceğiz. Ve zaten kitabımız RGCS programıyla örtüşen bir kitap. Bizim evet. Objectives dediğimiz kaynakçalarımız birebir RGCS'nin programıyla örtüşen kaynaklar. Bu yüzden de öğrencilerimizi hem beceri alanında hem de IGCC sınavına girecekleri altyapıyı kazanmaları anlamında öğretmenlerimizle işbirliği halinde güzel bir dönem geçireceğiz inşallah. Çok teşekkür ederim öğretmenim. Tansu öğretmeni. Merhaba, herkese iyi akşamlar. Zümrü arkadaşlarım zaten söylenmesi gereken her şeyi İngilizce ile ilgili söyledi. Nihan öğretmenimin, Ferda öğretmenimin söylediği gibi ve Müslüksel'in anlattığı gibi İngilizceyi artık ikinci yabancı dil değil de daha çok advanced ve high advanced şeklinde evet. ana dil haline getirmeye çalışıyoruz. Ben hem IGCS'i hem de Focus eğitimi veriyorum kurumumuzda. Öğrencilerim beni Miss Tansu olarak bilir. Hepinize çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Yes, Miss Sunny. Hello and welcome, dear parents. I mainly work on Focus books. Along with the IGCC groups that my colleagues are working on, and we mainly practices on different language skills so that they can have more practice while they are focusing on IGCC books. Thank you very much, Mrs. Yüksel. You're welcome. Miss Sunny de, Ferda, Tansu, Nihan öğretmenimin söylediklerini toparladı, aynısının İngilizcesini söyledi. Hepsi bu. O da beraber bir şey, arkadaşlarımla birlikte aynı şekilde ben de çalışıyorum. Focus'la ACSC'yi desteklediğini söyledi. Şahaneyiz. Hala 3 dakikamız var. Görüyorsunuz. Çok güzel yetiştirdik. Sevgili velilerim, çok güzel bir yıl olsun. Ekibi gördünüz. Sağlam bir ekip. Çok güzel kuruldu. Hepinizin yüzü gülüyor. Çünkü sizler de inandınız. Hep beraber inanarak çıktık bu yola. Fakat tekrar tekrar söylüyorum. Kesinlikle devamsızlık yapmasınlar. Çok önemli bizim için. Kameralarında sıkıntı varsa lütfen çözümleyin. Kameralarını açsınlar. Derslerini hiç kaçırmasınlar. Artık matematik başlıyor. Artık fizik başlıyor. Artık kimya başlıyor. Cumartesi sanırım Orhan Kampüs ve Çay Yolu
Matematik hafta içi Orhan Kampüs başlayacak. Fizik başlayacak. Cumartesi günü kimya başlayacak. Gene matematik başlayacak. Çay yolu Orhan Kampüs. Bütün bizim derslerin İngilizce dediğimiz o dersin içine matematiği, fiziği, kimyası da girecek. O yüzden çok çalışmaları lazım. Tekrar ediyorum, seçilmiş çocuklar bu fırsatı bir kere yakalar insan, bu fırsatı çok iyi değerlendirsinler. İnanarak söylüyorum ve bizim göz bebeklerimiz, geçen yıl başladık, onlar ona geçti. Şimdi ikinci grubumuz geliyor. Çok büyük şeyler bekliyoruz. Allah'ım hiçbirimizin yüzünü kara çıkartmasın. Size güveniyoruz sayın velilerimiz. Çok teşekkür ederim. 1 dakika 49 saniye kala bitirdik arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Herkes bir iyi akşamlar dileyebilir. O kadar vaktimiz var. Öğretmenlerim, tatlı öğretmenlerim benim bir tane. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. İyi akşamlar derim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Good evening. İyi akşamlar. Bye bye. Thank you. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.